Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da benim en çok çıldırdığım, büyük bir ihtimal benim durumumda olanların da çok fazla çıldırdığı bir bölüm ile karşınızdayım. Yani bu bölümde arkadaşlar kadro ve paket yorumluyoruz. Karışık yorumlayacağız hepsini. Facebook grubumuz üzerinden gönderdiğiniz bana bu kadroları, paketleri, bakalım neler olacak arkadaşlar. Gerçekten millete neler neler çıkmış, şimdi hepsini hep birlikte göreceğiz. Bakalım Team of the Season falan çıkartabilmiş mi? Takipçilerimiz hepsini göreceğiz arkadaşlar. Video başlamadan önce daha hızlı ve daha fazla gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yani yeniden kastım ne? Hani sürekli videolarımı izleyip abone olmayanlar da abone olsun. İlla ilk defa izleyenler de değil ama ilk defa izleyenler de olsun. Sürekli izleyip abone olmayanlar da olsun. Yani o şekilde olabilirsiniz. Her neyse, ilk olarak Yusufcan Ateş Perotti'yi çıkarmış. Lig kahramanları paketinden yani almış. Güzel kardeşim, hayırlı olsun. Zaten bu bedava alınıyor. Faysal Özen bir tane kadro atmış. Kadrolara çok bakmayacağım ama yine de göstermek istiyorum sizin kadrolarınızı arkadaşlar. Sonuçta oyuna emek veriyorsunuz ve en azından bir topluluk içinde bunu görebilmelerini istiyorum. Hani insanlar, bir topluluk bunları görsün, sizin emeklerinizi herkes görmüş olsun istiyorum. O yüzden bu videoları arkadaşlar özellikle baştan sona bence izleyin. Szczęsny, Konoplyanka, Serge, Salah, Nakata, Nainggolan. Güzel bir kadro var. Nainggolan ne galanı ya. Sevdiğim bir oyuncu. Pique iyi duruyor orada. Salah da fena değil. Genel olarak kadron güzel kardeşim, sadece işte sürekli etkinlikleri oynamaya devam et, durma. 95 rating şu an için iyi bir rating değil çünkü hani herkes 100 ratingi falan geçmiş. O yüzden durmadan oynamaya devam etmelisin. Nusret Ali Koçak, öneri var mı? Videoya selamlar. 106 ratinglik bir takımın var. Benim ratingim de aynı ama kadron hiç bana benzemiyor. Sende Cristiano Ronaldo falan var. Daha çok böyle hani iyi oyuncular var diyebilirim. Bir boost mu kullanıyorsun bilmiyorum ama bir boosta veya iki boosta en azından düşmeye çalış. Ben de düşmeye çalışıyorum ama birazcık zorlanıyorum. Cannavaro'yu değiştirebilirsin. Yeni bir Team of the Season stoper kullanabilirsin ama o adam ikon olduğu için yükseltebilirsin ama orada sanki birazcık düşük kalmış. Sen de öyle düşünüyordusundur muhtemelen. Ona bir şeyler yapabilirsin. Agabe demiş, eski kadrosunu atmış ve öneri demiş. Öneri çok veremeyeceğim ama gerçekten güzel bir kadron var kardeşim. Senin de 104 yani 120 kim ya, bu arada tamamını göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar da muhtemelen görüyorsunuzdur. Sancho'su var, ben alamamıştım arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir gün yüzünden, bir gün 24 saat yüzünden Sancho'yu alamamıştım ve Roberto Carlos gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ayrıca Nainggolan'ı beğenmeyenler var. Beğenmeyenler var demeyeyim arkadaşlar, zaten çoğu kişi beğenmiyor. Ama bu adam Nainggolan gerçekten çok iyi ya. Yani tam benim oyun tarzıma uyuyor ve kolay ya, o adamla oynamak gerçekten kolay arkadaşlar. O yüzden bunu beğenin yani, bence kesinlikle beğenin. Benim zaten orta sahamın aynısını kullanıyorsun ve orta sahamdan genel olarak memnunum. Yani Lucas Paqueta böyle birazcık sanki iyi değil gibi olabiliyor bazen ama yani o da ne yapsın işte, oynuyor oynayabildiği kadar ama boostları düşük o adamların falan. Boostları falan bir şekilde geliştirmene bak. 12 milyon coins'inle de yükseltmeler yapabilirsin kardeşim. Kadron zaten güzel. Yusufcan Delikuş bütçe 2 milyon öneri demiş. Direkt de ilk defa 2 milyon bütçe var diyenin 2 milyon coins var. İlk defa abi vallahi. 500 bin alan adam bütçe 50 milyon falan diyordu geçen videolarda. Şu an içim rahatladı. Petitor'da olmamış bir kere kardeşim. Tamam, kimya veriyor okey ama abi bir adamı pozisyonunda oynat. Az kadronda özellikle bir adamı kesinlikle pozisyonunda oynat. Ve sağ bekinde hiçbir şey yok. Hani sağ bekinde bir ama sağ bekin Premier Lig gerçi. Yani senin orta sahaların hepsine bir yenilenme yapman lazım Nainggolan hariç. Bence, ve şu bildirimi kapatalım. Bence yapman lazım. Yani hemen devam edelim arkadaşlar. Ahmet Sümer, sağ bek UCL 95 Semedo gelecek. Normal boost kuruyorum. Öneri, bütçe sen öneri ver, ben almaya çalışırım demiş. Ya aklıma normal boostlu şu an oyuncu gelmez ama gerçekten kadron zaten güzel. Normal boost'a özel kuruyorsan da Totti Van Dijk var benim kadromda şu anda ve Ultimate Totti değil, direkt Team of the Year. Onu kullanabilirsin, onu alabilirsin. Bütçen yüksek değil ama maalesef işte bütçe kaçmış. Almaya çalışırım demiş. İşte Ultimate Totti Van Dijk alırsan çok işine yarar. Yusufcan Ateş, zaten bu kadroyu sanki bu çocuğu biz görmüş müydük ya? Sanki görmüştük. Paketini mi yorumladık bilmiyorum ama şimdi görünmüş olsun arkadaşlar. Ama gördüysen de kusura bakmasın. Hemen bir sonraki paket Umut Karataş 91 Oblak çıkarmış. Gerçekten helal olsun, süper abi. Team of the Week paketinden umarım yani böyle bir son paketten falan çıkarmamışsındır. Yani ilk böyle 60'lık paketten falan çıkardıysan gerçekten çok daha iyi olur. Baran Gülbaşı bütçe 40 milyon abi, efsane boost önerilerim var mıdır demiş. Şimdi benim aklıma efsane boost gelmez ama zaten sen oyuncuları genel olarak efsane boostlu olarak kullanıyorsun. Gullit efsane boost değil. Van Basten muhtemelen efsane boostu. Ben Van Basten'i almaya çalışacağım. Yani uğraşayım mı arkadaşlar? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 4 gün boyunca abi 10.000 puan kasmam lazım bu 4 günde ve günde bu 2500 puan yapıyor. Ve 4 gün derken hani pazartesinin gece 10'a kadar ve cuma günü gece 10'da başlıyor. Yani aslında 3 gün. Yani gerçekten günde 2500 puanı kasabilir miyim bilmiyorum.
Kasılabilir aslında ama gerçekten çok zorlanırım. Bakalım arkadaşlar, ama deneyeceğim. Hatta ona özel bir video da çekebilirim Van Basten için. Zaten sen Van Basten'ini almışsın. Daha da öneriye gerek yok. Bütçe 40 milyon falan demişsin zaten. Ya efsane boost'u kimi bulursan al. Ultimate Totti Van Dijk galiba efsane boost'luydu. Onu kullanabilirsin. Yani Duffy'yi ben sevmiyorum. Smalling'i de sevmiyorum. İkisini de kullanıyorum. Bak, stoperlerin ikisi de beğenmediğim adamlar, söyleyeyim. Haydar Ayran ne yaptıysa Musta klasmandaki Bayern maçını yenemem. Kardeşim yardım edeyim ya buna. Ama kadron gerçekten senin düşük kalmış. Bak gerçekten bak. Boost'ların falan çok düşük. Bu takımda yenilebilir ama ya yine. Sen biraz da oynamaya alışman lazım herhalde. Daha bu sene başlamış olmalısın eğer alamıyorsan. Ve hani o Acerbi mesela orada çok düşük kalmış. O adamı çok kolay geçerler. Ve hani oyuncuların hepsi pozisyonda oynatmaya çalış. 500 bin coins'in var. Buna özel bir şeyler yapmaya çalış. Kalecinin sıfır boost'u var mesela. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Bunlarla biraz daha ilgilen. Bütçe 20 milyon. Baka yerine Modric, Acerbi yerine Duffy, Dembele yerine Zielinski. Santrafor'da da Suarez ve Van Basten gelecek demiş. Ama yani Duffy'yi alma. Bak Duffy'yi bence alma. Yine alıyorsan alma. Alma lütfen. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum diye sırf almazsan sen bir kralsın. Suarez ve Van Basten. Çünkü Duffy'yi hiç kullanmadım ama hep rakibimde. Ve aşırı kolay ona karşı oynamak ya. 95 ratingli defans görüyorum abi şeyde kadroları gösterirken. Sonra maça giriyoruz. Bir tane daha top çaldığını görmedim ben Duffy'nin benden. Herhalde kafa topu falan engellemiştir bir iki tane. O da belki ama gerçekten abi Duffy gerek yok bence. Duffy'ye gerçekten gerek yok. Şimdi Karun genel olarak güzel. Helal olsun yani, güzel. Ama kimyan düşük. İşte o oyuncular gelince herhalde fulleyeceksin. İkon kullanmaya çalış. Önerileri açayım demiş. Yani öneri yapmaya. Ronaldo, Messi var zaten takımda. Emre Can da var. O Duffy. Duffy'yi değiştirebilirsin. Alexandro artık yükseltmişsin. Onu da değiştirme. Çok uğraşma. Bence genel olarak güzel. Bir boost kullanmaya bakın arkadaşlar. Genel olarak hepinize söylüyorum. Hani ben bunu daha yeni yeni düşünmeye başladım, o bir boost olayını. Bu arada 250 tane yorum olduğu için arkadaşlar ilk 15-20 yorumu falan böyle bu şekilde sürekli böyle yorumlayarak gösteriyoruz ama geri kalanını arkadaşlar çok iyi olduğu zaman gösteriyoruz. Mesela bu çok iyi bir paket çünkü adam oyuncu paketinden Toni Kroos çıkarmış. Bu gerçekten arkadaşlar çok normal bir durum değil. Helal olsun kardeşim, gerçekten sana bravo, helal olsun, süpersin. Oyuncu paketinden bana çıkmıyor çünkü oyuncu çok fazla. Ömer Aslan aynı zamanda Kimi çıkarmış başka. Çin Ligi, Çin versiyonunda da oyuncu çıkarmış. Ve ilk Team of the Season Stones. Güzel, güzel. Kadroları görüyoruz arkadaşlar. Egehan Bilge'nin eski, eski kadron güzelmiş bu arada ha. Helal olsun arkadaşlar. Nasıl kadro bak, vallahi güzel kadro ha. Süper. Egehan Bilge'nin sezonun takımı paketinden Sergio Ramos çıkarmış. Egehan Bilge'nin, Egehan Bilge şimdi full atmıştır abi, bunları ineceğiz. Ama atsın abi ya, güzel oluyor. Emre Mor, of, ben de çıkarmıştım galiba, hatırlıyorum abi. Emre Mor çıkardım gibi hatırlıyorum. Ama güzeldi. Ama gerçekten güzeldi. O Eto falan. Burası da güzel. O Egehan Bilgin ama herkesi işgal etmiş. Yani. Ama bunlar da ne? Bunun çıkaramadığı oyuncu kalmamış arkadaşlar. Bak Marcelo, Kane, Pirlo, Ronaldo, Ronaldo, Bale, Quaresma. Dünyanın en şanslı oyuncusu galiba abi. Oha, yemin ediyorum helal olsun. Ömür Aslan 91 Koscielli çıkarmış. Ha, ben hiç hatırlamıyordum ama şey yazmışım. Bu postumu bekliyordun kardeşim. Tamamı gözükmüyordur ama. Vallahi harbiden bu postumu bekliyormuş bu çocuk ya. Göktuğ Aytekin abi, kadromu yorumlarsan sevinirim. Öneri verir misin? Videoya selam bu arada. Bütçe 10 milyon demiş. Abi kadromu yorumlarsan sevinirim. Öneri verir misin? Videoya selam demiş. Abi kadromu yorumlarsan sevinirim. Kardeşim Makelele'yi değiştir. Önemsiz bir oyuncu çünkü. Yani orada boost. Yani bu adamı kullanma abi. MO kullanın. Gullit al. Makelele'yi tat. O bütçen 10 milyonsa Gullit'i direkt al yani. Makaleleyi de satıp Gullit'i alabilirsin bence. Çok daha mantıklı olur. 60'lıktan çıkmış bu. Gerçekten güzel abi. Hemen hızlıca ineceğim arkadaşlar. Paketlere özellikle bakacağım. Karoların zaten hepsini yorumlamıyoruz. Caligüri var. Güzel kardeşim Murat Yıldız. Helal olsun. Ve devam ediyoruz. Yürüz 23 gen eski bir kadro değil. Bu Yulrang'ın kadrosu. Bu senin kadron değil kardeşim. Çin FIFA'da Neuer. Ooo bak, bu eğer kendini çıkardıysan helal olsun. Ve inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dünyanın en şanslı oyuncusunu geride bıraktık. Harbiden yani böyle bir şey yok. Depay, EA bu oyuncuya abi yemin ediyorum yardımcı olmuş ya. Deminki oyuncuya EA Sports. Herhalde bu videonun da bir 8. dakikasına falan denk geldik. Murat Yiğit Altıntaş kardeşim zaten bizim videomuzu atmış. MSI'dan 60 çekmiş atmış. Güzel, güzel kardeşim. Süper. Var mı artıran? Oha abi, Ronaldo de Assis Moreira mı? Bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum şu anda hayal kırıklığına uğramış olabilirim.
Ben bu adamın adını direkt Ronaldinho sanıyordum. Ben mi böyle sanıyordum arkadaşlar bu arada? Yorumlara da yazın. Ronaldinho de Assis Moreira'ymış. Ronaldo de Assis Moreira'ymış. Biz boşuna Cristiano Ronaldinho demiyoruz. Gerçi ne alaka? Neyse her neyse. O bizim bir esprimizdi eskiden sokakta yaptığımız. Arkadaşlar hızlıca inelim, 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 inelim. Bakalım, bakalım, bakalım. O Vikings. Çok güzel bir paket görebilir miyiz acaba? 200 tane yorum vardı. Bu 200 yorumun hepsini şu anda ineceğim mi? Galiba ineceğim abi. Gaza geldim, ineceğim. Messi mi o? Çağatay İmamoğlu kardeşim. Seni ben hatırlıyorum. Oblak. Çağatay İmamoğlu her videoya damgasını vuruyor. Bu videoya izin vermem damgasını vurmana ama. Of. Abi bunlar bedava mıydı herkes? Gerçi herkes de değil abi. 2-3 kişi atıyor bunları. Evet bakalım paketten ne çıkarmış arkadaşlar. Hazır mıyız? Efsane bir paket açılımı. Lan ne yapıyorsun? Adam hiçbir şey çıkarmadan atmış yalan. Van Dijk çıkmış ama bilmiyorum yani. Güzel güzel tamam. Hemen hızlıca inmeye devam edelim arkadaşlar. Hop geliyoruz. Shaqiri çıkmış. Ve inmeye devam tam gaz. Stones gelmiş. Arda Bacaksız. Hazard gelmiş. Oh, Marcelo, Ronaldo. Team of the Season Pack. Pack bu arada. Pack de değil. Pack. Marlos, Christiansen. Videoya selamlar abi. Yüzgen olmam için neler yapmam gerekir demiş. Devam ediyoruz arkadaşlar inmeye aşağıya ama bitmiyor tabii bunlar. Biz daha hızlı inmemiz gerekiyor. Zaten dünyanın en şanslı oyuncusunu bugün gördük. Hadi en yani en kötü. Oha adam Stephen Curry çıkarmış. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum kardeşim. Takım reytingi 94, adam 102 gen adam çıkarmış. Ben şu an 106 rating takım ratingim var. Benim 110 gen çıkardığımı düşünün arkadaşlar. Minimum yani. Süper bir şey çıkarmış. Helal olsun. Sané o 130 gen. Öf. Ama oyuncular çok da güzel değil ya. Funes Mori falan kötü duruyor ama kadro süper ya. Roberto Carlos 114 olsaymış tammış kadro. Yani zaten tam da Roberto Carlos 110. Adam ilk paketten vurmuş. Vallahi helal olsun. Thiago gelmiş 90'lık. Arkadaşlar daha da yorumlamaya da gerek yok. Hepsini gösteriyorum zaten. Daha ne yorumlayacağız ya? Gerçekten çok yorumladık ve aşağıya doğru iniyoruz. Son birkaç paket. 4 saat öncesine kadarki paketleri yorumluyoruz şu anda. Yani hepsi umarım görünüyordur. Annemi açtırdım demiş, Coutinho çıkarmış abi. Vallahi adam annesini açtırıp Coutinho çıkarmış. Güzel, hepsi çok güzel abi. Ve burada da kadroların sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik. Ben birazcık aşağıda durmuşum ve videoyu çekerken de birazcık terledim arkadaşlar. Artık havalar ısınıyor yani, terlemem normal. Burada dediğim gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz ve etrafta çıkan videolardan herhangi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepinize günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler ve diğer videolarımı izleyeceksiniz de iyi seyirler diliyorum ve bye bye. Bu arada iyi Ramazanlarda dileyelim. Hani ben hiçbir videomda galiba dilememiştim. Dilemiş olayım. Hadi bay bay.